Yeah.
Açılıyor ya kapı. Hani gittiğin zaman hemen kapı açılıyor.
elektronik şey. İşte eğer Kur'an'ı ilime dönüşüyor bir mana. İlim oluyor, enerji oluyor. Yani gözden, kulaktan, burundan, dilden, el. Sayka ve şayka, sev ve şev. Harici tesirle aktif olmak, içten tesirle aktif olmak, 7 tane sıfat. Göz, kulak, burun, dil, elle. İçeriye giren her şey canlı ve ruhlanıyor. Her şeyi yapalım. Mesela film seyrettiniz, kapattınız filmi. Kapandığı zaman kafa da kapanmıyor. Kafa daha da çalışıyor. Kâbi namazda gelecek o. Kâbi huzurluyken, kâhin hiç alakası yokken bir sıkıntı olarak sana dönüyor. Yani bu durmaz, hiçbir zaman durmaz. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazdasın, ooo bir film başladı çalmaya. Yani olmayan, seni sokmadığın bir film çalmıyor. Nasıl ki o filmi içeriye soktun, aktif oluyor. Kur'an da böyle aktif oluyor. İçeriye giren her şey canlanıyor. Her şey ama. Ama şimdi çıkar karşına ama bir gün sonra çıkar. Mutlaka aktif oluyor. Haramdan bahsetmiyorum bakın. Seyrettiğini haramdan bahsetmiyorum. Mesela televizyonun karşısında adam mesela uzaktan kumandalı çek yatta böyle. Kalkıp yatağa gidip yatamaz. Niye yatamaz? Çünkü öyle sömürmüş ki beyin enerjisini. Yürüyecek takatı yok. Sonra artık böyle sızacak böyle birisi gelip battaniye atarsa. Birkaç saat yürüyecek kadar enerji toparlarsa yatağa gidiyor. Günahla daha günahla bahsetmiyorum. Sömürülen biyolojik enerjiden bahsediyorum. Şunu da kesiyorum, ondan sonra konuma geçeceğim. BİM'de satılmış, bana getirdiler, BİM'de satılmış, ayıcık var çocukta. İçeriye giren canlanıyor diye söylüyor. Ayıcık varmış. Efendim abi? Gelmiyor mu? Öyle mi? Ha, şu an böyle mi olması? İyi, o zaman yöneticiler biraz bunu kalifeli koysunlar. Şimdi ayıcık satılmış, ayıcık bilmiyorum getirdi. Göğsünde bir tane şey var, yer var. Basınca tüt yapıyor değil mi? Bak oyuncak, çocuk ha 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 gidiyor. iPhone telefona bu sesi yüklenmiş ama yavaş çekim yap diye. Düğün dersten sonra getiriyor. Getir bana dedi daha önce. Ağır çekimi aldılar, çıt 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 çıt. Ama normal konuşmayı hızlı yaparsanız böyle olur. Dedim aslına dönüştüm. Şöyle. Allah yok, Allah yok, Allah yok. Hızlı yaparsanız çıt 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 çıt. Hemen arkasından devam etmiyor. Sanki bir tünelden bir yerde geçiyorsun ya. O çocuğun beynine korkunç bir kaos, uydurukçasıyla zulümat, felsefeci, gündelik hayatta kaos geliyor. Olmuyor mu diyor? Şimdi nasıl? İyi mi? Her şeyden kaliteli yapacağız. Şimdi geliyor değil mi? Bak oyuncak değil mi ne kadar masum. Mesela bak bir de yapayım. Gelmedi değil mi sesim var? BİM'de almış bir tane ayıcık. Bir ayıcık. Çocukların oyuncağı. Karnına basıyorsun. Normal konuşmayı bir tiyatro yaptığını zannediyorsunuz ama alayacak kalmışlar. Ben de biliyorum. O iPhone'da yavaş çekim var sesi. O çekimi yavaş yap diye normal çekime dönüştürüyorsun. Meğer şuymuş içindeki ses. Allah yok, Allah yok, Allah yok. Bunu hızlı, bu konuşmayı hızlı alıyor ve bebeği gidiyor. Çocuğa basın, çocuk basınca çı 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 yapıyor. Oyun zannediyoruz. Ha? Bak, subliminal kullanılıyor. Ne seyrediyorsun? Haber. Haberde bile subliminal kullanılıyor. Kullanmayan pek yoktur. Her dizide vardır.
çoğunuz beni tanıdığı için eğileyim yani, biliyorum. Tamam. Şimdi niye sıkıntılıyım diye kendini suçlama yani. Muhatap olduğu şeylerden sana ödüyor. Bak çocuğum bebeğim. Çocuğum niye ırçın ya? Niye kırıp döküyor? Bunu kırıyor işte. Çocuk masum ruhani olduğu için. Bunu kırıyor. Ruh kabul etmiyor bunu. Ya. Çocuk o çubeylekten uzak duruyor. Öyle, öyle bir çekimi hızlı, yavaş çekim yapmışlar. Dön böyle. Hızlı çekim yapınca çocuğa böyle giriyor. Peki. Aslında mutlu olmak için gereken zemin ve şartlar ve malzemeniz hepinizde vardır. Fakat kullanma sorunu yaşıyoruz. Kullanma sorunu yaşıyoruz. Ona ait birkaç tane cümle okuyayım. Niçin sıkıntıdan kurtulamıyorum? Veya niye mutlu değilim? Ona ait, bakayım kaç dakika. Efendim 42 geçiyor. 17, 10, 3 dakika kullanayım. 1. Niçin çözemiyorum? Niçin sıkıntıdayım? 1. Loop'u bulmaya kışır ile meşgul olur. Yani temeli bulmaya, özü bulmaya detaylarla, teferruatlarla meşgul olur. Pergeli temele koymamış. Yani teferruatlarla. Mesela bir misal söyleyeyim. Buna ait. Bu dünyaya niçin geldiğini bilmeyen teferruatla meşgul olur. Bu dünyaya niçin geldiğini sorusuna samimi cevap ararsan o zaman lütfu bulmuş olursun. Çünkü izah edemezsiniz. Bu dünyayı neyle izah edeceksin? Niye buradasın? Bir bu. İki. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Yani devamlı hayal tasarladığı, zannettiği zanlarla yaşar. İnsanın en büyük hapishanesi, dün biraz bahsettim derste, suizandır. Suizanların en büyük, yani kötü zan besleme, Allah'a karşı yapılan zandır. Ya bu bana bunu niye verdi ya? Bu belayı niye verdi, hastalığı niye verdi, her şeyi? Bu böyle niye, bu böyle niye gidiyor? Allah'ın rububiyetini sorguluyor. Allah'a suizan ediyor. Niye bunlar başıma geldi diye? Bunların temelinde hep sorunun şeyi şu. Doğru bilgimiz var arkadaşlar. Hepiniz zaman zaman tanıyor. Doğru bilgimiz var ama kullanma yöntemimiz yok. Şey demiştim ki, isim vermekte bir beis yok. Tamam gene vermeyeyim. Malum bir alim hapishanede ziyaret etmiştim. Mecliste. Ona dedim ki, ilim elde etmek ayrı bir şeydir. Depolamak. İlim. Sende bu var. Fazlasıyla var, ziyadesiyle var. İlim. Fakat bu ilmi kullanmak, ilmi bu ilmin dışındadır. Bu ilim sende yok. Yani neyi, nerede arayacağını söyleyicini bilemem. Yani doğru bilgi var arkadaşlar. Kullanım sorunu yaşıyoruz. Kullanım sorunumu yaşıyoruz. O da nedir? Bir tanesi lubu vurmayan, özü esas almayan, pergel ona koymayan teferruatla meşgul olmak zorundadır. Yani hayatı güzel yaşamayan hayatı geçmesini istemez. Dünü bozuk olanlar yarına geçmek istemezler. Dünya hayatı kötü olanlar ölmek istemezler. İstemez ya. Yani. Hakikati tanımayan hakikat nedir? Hakikat şudur. Hayatımıza şu dört soruyu sormaktan ortaya çıkandır. Bir, nereden geliyorum? İki, nereye gidiyorum? Üç, burası neresi? Dört, ben kimim ve ne yapacağım burada? Bu soruya ciddi cevap arama nispetinde hayatın kaliteli olur. Çok şeyden kurtarır seni. Sana yakışmadığını çok şeyleri göreceksin. Sana onlar giymek, onu yapmak, oraya bakmak, onu açmak sana yakışmadığını göreceksin. Yani hangi soruyla? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben burada niçin varım? Buna ait bir örnek vereyim. Ondan zaten de biraz da şifa aldım. Gümüş yaka diyor. Gömlekten aktırma kaldı. Gümüş yaka.
Orada bir şey var, bir dershaneyi düşünüyorum. Oradan bir dershane yapabilirim dedi. Daha önce alınmış bir arsa var. Burada da kullandım size misali. Fakat bina var mı diye gittim oraya muhtarla falan. Hiçbir şey yok, tarla. Acaba burası mı? Bilmiyorum. Tarla yani. Sonra navigasyona girdim. Bir iş anlatıyorum ama bak ne yapacaksın? Yani inşallah hayatında şey yapacak, katkı sağlayacak bu insan. Navigasyona girdim. Navigasyon bana dedi ki, yürümek mi istiyorsun? Arabayla mı? Hayır dedim navigasyona. Bana nerede olduğumu söyle. Oo, açıldı bir baktım. Neredeyim? Ben kimim? Soruma cevap verdi. Sen buradasın diyor. 1186. parsel nerede? Bir baktım, o şurası hastane kurulmuş olacakmış. Şurası cami, şurası keşişdere, şurası bilmem ne falan. Hepsini göstermeye başladım. Ama sahile bakıyorsun, Allah Allah, hiçbir şey yok. Ne yol var, ne plan var. Yol yok. Hiçbir şey yok. Tamamen tarla. Buraya bir bakıyorum, burası neresi? Her şey yerli yerinde. Bu burasıdır, bu da budur. Yani bu buraya göre budur. Sen de bunun yanında duruyorsun. Biz de köşe başı diye almıştık, meğer ortadaymış. Şimdi o tarladan misal, tarla dünyadır. Dünyaya misal düşünün. Ne oldu belli değil. Düz. Ayrılmamış. Planlanmış. Elimdeki navigasyon insana benzer, beden. Bunun bataryası hayat. Bunun programı ruh. Navigasyon programı sünnet-i seniyye. Sünnet uydu da haşa, uydu Allah'a misal. Şimdi muhtara dedim ki, uyduyu görüyor musun dedim. Yok hocam dedi, bak ben uyduyu nereden göreceksin? Çıplak gözle göremezsin. Sesimi duyar mı ben neredeyim? Duymaz dedi. Onun sesini ben duyar mıyım? Yok hocam dedi, duymazsın dedi. E nerede olduğumu nereden söyledin? Verdiği mesajla. Uyduyla ben çıplak olarak devreye giremiyorum. Navigasyon olmadan. Peygamber olmadan da Allah'a devreye giremiyorum. Sünnet-i seniyye budur. Ben neredeyim? Burası neresi? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Soruların cevabını veren o. Sünnet-i seniyye bir insanın tabiatından, davranışından çıkan hareketler değildir. O beşeriyettir. Ve kadınlar bunu taklit edemez. Çünkü erkektir peygamber. Oysa aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinde, ruhunda hulukullah, yani Allah'ın ahlakı gözüküyor. Yani Allah'ın rızası gözüküyor. Orada beşeriyetinden, doğasından, tabiatından çıkan olsaydı kadınlar taklit edemezdi, zaten dine yanlıştır. Yani erkeği taklit eden kadına, kadını taklit eden erkeğe yasaklanmış biliyorsunuz. Peki peygamber taklit ediliyor, o da taklit edecek. Onun doğasından çıkmadığı için aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den. Hani niye aynayı Muhammed demiyor da kainata ayna kullanıyor? Aynedir bu alem. Mirat Muhammed'den. Mirat demek hem seni sana gösterir, toprak gibidir. Aklınız çekirdekleri sana gösterir ama inşa eder. Çekirdeği ağaç yapar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı fıtratımızın malzemesidir. O depodan aldığımız malzemelerle kendimizi inşa etmemiz lazım. Navigasyon gibi. İşte bu hakikati tanımayan hayalata sapar. Hakikat budur. Bak biraz önce misalimde tarlaydı. Dedik ki muhtar neresi 1186? Ne bileyim hocam dedi. Bakıyoruz böyle. Koca bir tarla. Burası neresi? Ya burası bu olması lazım. Tahmin. Bir şey söylüyoruz. Hemen aklıma getirdi. Bir girdik. Bana dedi ki sen busun. Şu anda şuradasın. Köşe başındasın. 1086 parsi buradadır. Burada hastane var. Burada keşişlere var. Şurada. Bunu nasıl bağlantı yaptım? Program yüklemeseydim. Uyduya bağlanabilir miydim?
bağlanamazdı. İşte Allah ile bizi bağlayan peygamberin sünnetidir. Navigasyon telefonda neyse, uyduya nasıl bağlıyorsa, sünnet-i seniye de budur. Bunun adı da hakikat deniliyor, hakikat. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Asrın en büyük belalarından bir tanesi, ifrat ve tefrit, muvazene ve muhakeme yok. Yani bir elinde kantar, bir elinde metre yok. Estiği gibi, yani geldiği gibi konuşur ve yapar. Dışarıdan gelenleri de estiği gibi alır. Oysa içimizden, doğamızdan çıkan meyilleri tartmadan, ölçmeden dememek ve içeriye almamak gerekiyor. Eğer yaparsak ifrat ve tefritte oluruz. Yani aşırılıkta oluyor. Bu asrın en büyük sorunu bu, biliyor musunuz? Bak yurt dışına gene çıkacağım. Şimdi de planlanmış mesela. Hangi camide ne konferans verecek? Hangi büyük kilisede var mesela? İnsan niye mutsuz? Fransa'daki bir şeyimiz var. Yani niçin insan bilgi sorununu yaşamıyor? Kullanamıyor. Fatiha'da mesela ilmimizi artırıyor. Ne diyor? İhdine sırat-ı müstakim. İstikamettir muvazeneli olmak. Hidayet kendisi budur. Mesela Ebu Bekir başlardı radiyallahu anh. İlim değildir. İlmin simgesi değil. Sadakattır. Teslimiyettir. Ömer'dir ikinci sırada adalet. Yani ilim değildir o da. Ömer ne demek? Eline metre ve kantar koymak. Kantar. Yani muvazeneli olmak. Üçüncüsü, kendine yatırım yapmak. Kendine barışık olmak. Kendini sevmek. Enfusi mana olan Osman radiyallahu anh. Dördüncüsü, simge olarak Ali radiyallahu anh. İlmin, ilim şehrinin kapısıdır. Allah Resulü, ben ilmin şehriyim. Ali kapısıysa üç sahabe nerededir? Koyun yerini bakalım. Sarayın sitenin dışında olmayacak herhalde. Kapıda Ali var. İçeride neredeler? Onlar nerede? Bir tanesi Adalet Bakanlığı. Bir tanesi de Başbakanlık. Bir tanesi de Milliyetçi Bakanlığı. Adalet Bakanlığı Hazreti Ömer. Başbakan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Milliyetçi Bakanı da ilim, kendine ilim derken kendine yatırım yapmak Hazreti Osman radıyallahu anh. Yani bu sıra bile bize eğitme noktasında saatlerce konuşulacak bir mevzu. Yani fevkalade bir malzeme, simgedir. Vehhabiler bunu bilmediği için camide Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin bunlar şirktir. O insan ismi değil. İslamiyet'in ayakta durma sembol ve simgeleridir. Kabe'de nasıl ki dönüyoruz. Daha diğeri niye dönüyorsun ya? Simge ve semboldur. Bu da semboldur. Yani bir insan nasıl ayakta durur? Sıdıkiyetle, adaletle, kendine yatırım yapmayla, ilimle, Hasan, fedakarlıkla, Hüseyin, cihatla. Semboller kullanılıyor. Simge kullanılıyor. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır ve aldatır. Tam burada hata yapıyoruz. Esasatı kaybetmenin cezası teferruatla meşgul olmak. Menfaatı mutlak yapıp karşı tarafı hiç düşünmemekten Allah'ın Celle Celaluhu rahmetini sana daraltır. Yani esas etrafına toplanmak değil, kendi menfaat esasına toplanır. Hakikati bulamayan hayalata sapar. Lubu bulamayan kışır ile meşgul olur. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite varır, düşer. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır ve aldatır. Arkadaşlar aldatır diyor. Yani cahil değil. Biliyor. Bakın ilmi siyaset kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat, nerede ne konuşacağını bilmektir. Yoksa bana ne canım ya, söylediğimi söyledim. Kim ne alırsa. Olmaz öyle. O alime öyledir. Depoda sorun yok senin dedi. Bak depoya bilgi yükledin. Bu depodaki bilgi kullanma sorunu var. Bu deponun dışında bir ilim olacak. Şu. İnsanoğlu gözü araştırıyor,
Göz ilmi göze kadardır. Bu göz ilmi, göz yok iken gözü yaratmada kullanılan ilme varamazsınız. Bu değişik bir ilim. Bir daha söylüyorum. Onun için Allah'ın ilmine insanın beşeri ilmi ulaşamaz. Mesela akıl. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce bir akıl olması lazım. Bu akılla aklını anlarsın ama bu bilgi akıldır. Yani akla dayalıdır. Yani sen elin hakkında bilgi araştırıyorsun. Bu bilgi gel eli çok iyi bildi. El nasıl yaratıldığını çok anladım. Ele ait ilimle el yokken eli yaratma ilmine varamazsınız. Varılamaz. O Allah'ın ilmi işte. Ayrı bir ilimdir. Ele bakılarak elde edilen ilimle el yok iken eli yapma ilmi aynı değildir. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu gözünle alakalı ilimle bu gözü yapan ilmi bulamazsın. Ancak teslim olursun bu ilimle. Pergeli kendi etrafına koyarsan Allah'ın rahmetini daraltmış olursun. Niye? Çünkü insan tek yaşayamaz. Sosyal bir varlıktır. Biz nedense ölülerin kıymetini daha iyi bilmiyoruz. Dostlarımızın kıymetini bilmiyoruz. Ölünce anlıyoruz kıymetini. O zaman dostunuz hayal edin kimdir? Onun kıymetini bilmen için ne olur lütfen öldürün. Hayalinizde öldürün ki ölülere daha çok değer veriyoruz. Belki değer veririz. Misal, bana değer versen ne olur öldükten sonra? Vay be ne yaptım. Hakikaten şöyleydi böyleydi. Tamamen iş yaradı. O zaman dostlarınızı seviyorsanız ne olur hayalini öldürün ki ölüler daha çok seviliyor. Daha çok hatırlanıyor. Allah'ın rahmetini daraltanlar kendilerini daraltıyorlar. Ben dakika dukla oluyor. Son şeylerimi okuyorum. Sen Allah'ın kullarına genişlik verirsen Allah da sana genişlik verir. Sevdim seni. Ben yine aşağı diyecektim zannettim. Ama yine bir şey. Ama sizi sıkmıyorum değil mi inşallah? Evet. Peki. Sabrettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ama benim bu bir kitap, bir yerde bir nakil değil. Ruhumdan damlanan şeyler. Birisi bir psikolog demiş ki, bizim psikoloji derslerini dinlemiş. Bu diyor anlattıklarını yaşayan adamdır demiş. Bir kitapta falan yoktur. Bu demiş, bunların yaşadı mı diyor. Bunların başında Ustad Bediüzzaman geliyor. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır diyor. Tamam mı? 83. sayfada Kalem Eslemi'de akıl ve kalple diyor, babamı gitti yolda gittim. Çok sıkıntılara duçar oldum. O sıkıntılara ait cevaplar işte ortaya çıktı. Dert dermeden derman olamaz. Nakitçi olursun, emlakçı gibi olursun. Allah'ın rahmetini daraltma ki Allah rahmetini daraltmasın. İnsanlara genişlik ver. Men dakka dukka sırrına duçar olma. Yani çalma kapıyı çalarlar kapını. Kainatta sana rağmen sistemin işlediğini unutma. Arkadaşlarınla değil, hakiki muvazeneli, muhakemeli, işi bilen dostlarınla sohbet et. Yalnız kalma. Sakın yalnız kalma dairede. 3 günü en fazla geçirme. Çünkü İmam Gazali Hazretleri yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim mağaradan çıkmazdım diyor. Yalnız kalanların psikolojisini sağlam görmedim. Arkadaşlarınla değil dostlarınla dost ol. Çünkü onlar muvazeneli ve muhakemelidirler. Sakın yeis ümitsizliğe kapılma. Özgüvenini koru. Kendine yatırım yap. Hanım ise sakın tek başına seyahata çıkma. Çünkü başına sıkıntı gelen hanımlar bana bir şey olmaz diyenler. Borç verirken sıkıntı mutlaka olacağını bilerek ver.
sıkıntı çekeceğini biliyorsun. Ona göre ver. Para kazanmak adına huzurunu peşkeş çekme, bozma. Kimseyle ortak olmamaya çalış. Çünkü bu asırda 20 kişiden bir kişiye güvenilmez olduğunu hatırından çıkarma. İki okumuşlara nispeten okumamışların evlerinde daha çok huzur olduğunu, kavgaların az olduğunu ben yakine müşahede etmişim. İki tahsilli insanların kavga çok ettiğini, boşanma oranının çok yüksek olduğunu gördüm. Mesela görücüyle evlenenlerin daha mutlu olduklarını, pastanede ve postanede tanışılanla ne ondan karı olur ne de koca olur. Diyeceksin, ah içim o kadar şey var ki, bir gün olsa da 10 tane 15 tane bunlar dert dinlemesin. Bu da makul paşası. Yani bunlar anlattığım için zannediyorlar ki bu işin uzman şey diye. Yani hakikaten öyle ya. Çok tuhaf ya. Her gün yani. Peki bunlar Müslüman ha? Ötekilerden zaten bahsetmiyor. Yani arkadaşlar, temelini sağlama. Gençler, temeli sağlama. Kanaryalar, mabet kuşları güne doğru giderler değil mi? Karda da leşe gider. Yani kimle dolaştığını iyi bilmen lazım. Herkesle beraber olma, sirayet olur. Otobüste bile ya. Bir arkadaşım öyle diyordu. Hasan kardeş, buyur abi dedi. Ya dedi, metroya binemiyorum dedi ya. Niye abi dedim ya binemiyorsun? Ya son hayvanat bahçesine bindim ya diyor. Beni de zannediyor ki görüyor. Sen rahatsız olmuyor musun dedi ya. Vallahi oluyorum ama günahlarda falan oluyorum dedi. Ya acayip dedi ya. Çok tuhaf. Başka? Kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanı ve sana uygun adımlar al. Doktorlar şöyle der. Efendim, zayıf yönlerini bul. Psikiyatristler öyle diyor ve psikologlar. Zayıf yönleri bil. Onu tamir etmeye çalışırlar doktorlar. Orayı tamir ederler. Ben farklı düşünüyorum. Güçlü yönünü bul, çapını genişlettir. Aileye kullanayım ben şimdi bunu. Hanımın bir adeti var. Kardeşim değişmez ya, bu budur. Sen de değişmezsin. Bil. Her 40'tan sonra girer zaten değişmez. Ruhsu feda eder. Uğraşma boş. Kendine kötülük yaparsın. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Mesela diyelim ki kolunu açık çamaşır asarken balkonda gördün. Ya bağırsan, ya ne biçim sansın ya, şöyle misin falan hassas değil misin ya, sen de böyle çıkın diyeceğine hiç çaktırma bir şey deme. Ya senin şu hayan var ya hayan. Hayranı biliyor musun ya? Yani bu sıfatını öne çıkar ve çapını genişlettir. O zaman o daha çok dikkat edecek. Veya şu ahlakın var ya koyun, inan ya. Çoğu insanlarda yok. Allah razı olsun, sen de memnun ol. Eğer insanların bir veya birkaç tane, abi birkaç tane iyiliyor, o zaman sen iyi değilsin. İyiler iyilere, kötüler kötülere. O da senin tipinde. Şimdi birkaç tane iyi sıfatını bul, onun çapını genişlettir. Yani onayla, takdir et. Malını satarken sokaktaki adamlara hiyi hiyi yapıyorsun. Orada cimrilik yapmıyorsun, iltifat cimriliğin. Eşine niçin cimrilik yapıyorsun? Eline sağlık desen ne olacak yani? Eline sağlık yani, ne güzel yemek oldu desen ne olacak? Ağzını koruyacak. Çocukların anası ya. İnsan iltifatla büyür. Sevgiyle büyür. Hani gururundan, gururumuzdan diyemiyorsak, vallahi çok güzel yemek oldu diyemiyorsak şöyle de, herhalde bugün çok acıkmış burada yemek onun için neyse. Bana öyle değil ya. Yeni yemeğe seni yaptı demedik de. Yeni yemeğin lezzeti değil de bizden kaynaklanıyor. Herhalde ben bugün çok acıkmıştım. Onun için lezzetli olmuş yemeğe. Allah Allah. Haftada bir en az derse sohbete gitmeyi ihmal etme. Asay Musa'yı yatak odanda 10 dakika sesli okumayı ihmal etme. Başka? Haberlerden ve özgüvensiz, olumsuz insanlardan uzak dur. Bağnaz, geçimsiz olma.
Çözümün parçası olmaya gayret et. Çözümün sorunun içinde olduğunu başka yerde olma. Yani çözüm sorunların içindedir. Dertler bana dermanmış. Yani dertlerinizin dermanını başka yerde aramayınız. Dertlerinizin dermanı dertlerinizin içindedir. Bu hata büyük bir hata. Kanaatı alır. Rıza'ya çalış. Şükrü bırakma. Kendine kitap okuyarak yatırım yap. Çocuklarını eğitim nabı altında kimlerin terbiye verdiğini takibini bırakma. Mesela kadını çalıştırıyor. Bağışlasın kızacaksınız ama varsa ki var. Çalışan hanım. Kadın eve para getirmiyor. Asit getiriyor. Asit. Ve maddi temiz karımız yoktur. Bereket de yoktur. Bak anlatayım. Kadın çalışıyor. Çocuk kreşe koyuyorlar. Kreşe koyduğu zaman babasının hayrına bakıyor, para vereceksin değil mi? Kreşe para veriyorsun çocuk baksın diye. Bir para biraz gitti mi oraya? Diğer para da çalışıyorsun, memursun. Kılık kıyafet değiştireceksin her an. Çaklıkla gidemezsin ya her zaman. Aynı. Biraz da oraya mı gitti para? Biraz da yola gitti. Biraz da ona ikram ver kendime falan. İnan kalacağı para hiçbir şey değil. Ve buna da değmez. Bunu kazanıp da buralara vereceğine kazanmadan çocuğun analığını yap. Çünkü kainatta en büyük vazife analıktır. Çünkü Allah'ın yaptığı insana ilk muamele eğitimdir. Ve aleme Adem'e esma-i kulliha. Allah onun Adem'e esmayı öğretti. Öğretti, eğitti, anlattı. İşte Allah'ın ilk yaptığı vazife öğretmen, eğitmen insana Adem'e öğretti. İşte ana işlemini yapıyor. Analık dene geçmeyin yani. En büyük vazife budur. Yavuz demiş değil mi? Yavuz Sultan Selim demiş. Analar beşik sağlamaz. Dünyayı sağlar. Şu cümleye bak ya. Dünyayı sağlar. 40 yaşından sonra kimseyi değiştirmeye kalkma. Artık her şeyi rusu peyda etmiş olur. Yani kirler ve kokular çamaşıra sirayet ederek çamaşır olmuştur artık. Bir çamaşırı yıkamaya artık çıkmaz. Çamaşıra karakter olmuştur. 40'tan sonrakileri şöyle de. Kızacaksınız ama böyledir. Ne yapayım? Kuralı senin benim için değiştirecek halı yok. 40'tan sonrakilerinde ki kardeşim, abi, derse gidiyoruz, geliyor musun? İşim var. Hah, zorlama. İşim varsa bırak. Gençe dedim ki, derse gidiyoruz, bir su verirsin. Derse gidiyoruz, sohbete gidiyoruz dediğin zaman açmaz. Genç dese ki size, ya zamanım yok. Ya olur mu ya, bir 5 dakika ya, nasıl zamanın yok? Ya işte vaktim yok falan dediği zaman, de ki, sana vakti verene vaktin yok mu? Ve diler. Yani bir kanal vur girmesine. 40'tan sonrakilere de öyle mi ya de. Bura. Getirsen de bir şey değişmez. Çünkü karakter olmuştur. Allah'ın kullarını Rab edinme. Birbirinizi Rab edinmeyiniz. Ne demek Rab edinme? Allah bir şey söylüyor. Allah bir şeye hükmediyor. Benim hocam, şefim, liderim, abim bir de şöyle diyor. Rahla böyle diyor. Hocam bir bildiği vardır. Bu nedir? Allah yerine kulu Rab edinmektir. Edile-i şerii esas alınız. Bediüzzaman ne güzel diyor. Diyor ki, ben dedim diye kabul etmeyiniz. Miyenge vurmadan almayınız. Miyeng nedir? Edile-i şeriyedir. Şimdi bu gündelik hayatta en çok sorun bunu yaşıyoruz. Allah demiş. Adam gülüyor. Ya Allah demiş bak. Böyle diyor. Sen hocam böyle diyor. Bildiği vardır. Allah Allah. Dini cemaat din adına dinsizlerle beraber oluyor. E dinsiz kim peki? Kime karşı savaşacağız? Dini cemaat dinsize karşıdır. Dinsiz de fert değildir. Gruptur. Dini cemaat bunun içindir. Dini cemaat din adına dinsizlerle beraber olursa
O zaman bizim söyler misin düşmanımız kim? Kim ya düşman? Yani imandan bahsediyor. Küfür bir millettir. Neler oluyor? Birbirinize diyor ben bu ayet okuduğum zaman Rab edinmeyiniz. Nefsini ilah edilenleri görmedin mi? Vezike belki de bazılarını belki bilmiyorum ama yoktur bu cemaatle. Olacağını zannetmiyorum. Büyük altı gülüyordur ha belki de. Ben şahada ediyor şu sözümde. Birbirinizi Rab edinmeyiniz ayeti. Vallahi anlamıyordum. Billahi anlamıyordum ya. Anlamış değil mi? Fark ettim şimdi. Ne? Ya birbirinizi Rab edinmeyiz. Ona kimi Rab edecek? Allah'ım ekber. Sana secde ediyorum. Öyle, ben böyle zannediyorum. Çok tuhaf ya. Ben senelerce münafığı 8 kapalı, 5 ayaklı biliyordum. Ömrümde hiç münafık görmedim. Siz gördünüz mü münafık? Yok, kafiri çok gördüm. Münafık görmedim. Ay, Ömer, münafık benim gibiymiş. İki gözü var, kafası var, kafası tekmiş. Kolu bacağı varmış. Ne yaparmış bu? Bilerek dine ihanet eder. Bilerek ama. Alimin özrü yoktur. Alimin özrü yoktur. Cahilin özrü vardır, bilmeyebilir. İşte birbirinize Rab edilmeyiniz. Edileyiş yeri yerden bırakmayınız. Üstad da bize demiş. Ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Cevap demiş ki, ne demiş? Hasan abi demiş ki veya grubu demiş ki, bununla beraber olacağız. Bir dakika dinlesin. Evet benim vicdanım da kabul etmiyor ama ne yapayım? O Rab'dır işte senin. Rab'ın o. Rab'ın ben olmuşum haberin yok. Din bir tanedir. Ahmet Mehmet'e değil. Ben dine ne kadar itaat ediyorsam itaat edeceksin, din olur. Ben ne kadar itaat etmiyorsam bana itaat etmeyeceksin, din olur. İkide bir farklı farklı konuşup farklı davranan muvazenesiz olanlardan uzak durun. Yani elinde kantar. Şimdi mesela cerbez yapar bu konuşmaya. Oo bir sürü konuşur. Adam bileğine basma. Ölçü var mı? Yok. Atlayacaksın, koyacaksın kenara. Düzelmez. Metre yok, kantar yok. Koca Risale'nin külliyatını kullansız muhakeme attı. Muhakeme attı. Okuyan, yani külliyat okuyan iki şey alır temelde. Bir eline Risale-i Nur kantar verir kişiye, bir eline de metre verir. Muvazene ve muhakeme. Birbirinizi Rab iddiaz ettirmeyiniz. Nefsini ilah edileni görmedin. Ben ittekaza ilahe ve ben. Allah Allah. Ya nefsi nasıl ilah edinin? Lebbeyk ne diyorsa itaat ediyor. Ya bu harici itaat edeceksin. Yeni evliyse çocuğun gelmesine sakın mani olma. Yeni evlenecekler. Evli olanlar. Cemiyetin bir dayatmasından bir tane yanlış da bu. Sisteme fıtrata zıttır. Çocuğa engel olma. Ben onlar da dinliyor zannediyorum. Hanım kızlar, bekar kızlara diyorum. Boşanmış hanımlarla fıkı fıkı olmayın. Fazla onlarla zaman geçirmeyin. Onlardaki ahlak sizi sirayet eder. Boşanmış hanımlarla bekar kızların bir arada olması, boşanmış erkeğin genç delikanlılarla da beraber olması o da fazla olmaması lazım. Abi niye? Şurası makamı değil. Sen bu işine yarıyorsa al. İnternet, televizyon ve cep telefonlarından uzak dur. Ben uzatmıyorum bana verilen saat. Geldiler mi? O grup geliyor. İlahi grubunu bekliyorum. Gelince haber verirsiniz. Uzak diyor yani. Olan da adam çukurda inmeyi de bilmiyor falan. Yok bilir ben anlıyorum. Onu bekliyorum. İnternet, televizyonlardan uzak durun. Günahtan bahsetmiyorum. Beyin enerjisini sömürüyor beyin. Onun karşısında olanlar kalkıp yatağa giremezler. Biraz cep telefonlarının şu faydasını gördüm. Metrolara bindiğim zaman herkesin elinde telefon. Günahı günahı görmüyorlar. Kimse kimseye bakmıyor. Acayip bir şey ya. Namazlarını vaktinde kıl, asla tesbihatını bırakma. Başka, arkadaşları düzgün olmayan erkeklerle evlenme. Evlenirken çocuğunuza ana, çocuğunuza baba olacak olanları arayınız.
Çok ilginç. Cincilerden, nuskacılardan, üfürükçülerden uzak dur. Fal baktıran, bakanın ve baktıranın imanı gittiği hükmünü unutma. Fal bakan ve baktıranın hükmünü biliyorsun, unutma. Hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Hadisini asla unutma. Başka? İfrata varmamak şartıyla merhametli ve şefkatli ve muhabbetli ol. Haftada birkaç defa gusül yapmaya mecbur olursan sinir sisteminin alt üst olacağını unutma. Yaptıklarınızın yanlış veya doğru olduğunu bilmiyoruz. Neyle? Neyin iyi, neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu hangi ölçülerle biliyorsun? Ölçüyü işine geldiği zaman mı yoksa her zaman mı kullanıyorsun? Gelmedi değil mi? Siz misiniz arkadaşlar? İlahi Kulüp siz misiniz? Tamam. Peki. Allah mübarek etsin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Dinleme lütfunda bulunduğunuz için Allah hepinizden razı olsun. Usul ve kurullarından her kim ahirete intikal etmişse onlara Allah merhamet etsin. Mekanlarını cennet bahçesi bir bahçe eylesin. Efendim hizmet-i maliye, Kur'aniyede daim ve kaim eylesin. Sihat ve afiyette Cenab-ı Hak mazar eylesin. Maddi ve manevi, semavi ve arzi musibetlerden insi ve cinni şeytanların şerinden muhafaza emin eylesin. Vâhir davâhum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.